Arkadaşlar burada mahsur kalacak gibi, farkında mısınız? Hiç etrafınıza baktınız mı? Bir arkana bak, sis nereye kadar geldi? Nereye gidiyoruz? Susurluk, Çataldağ. Daha önce bu tarafta kamp yapmıştık, Çataldağ'da. Bakalım bu akşam kamptayız. Bu arada araba kaskolu arkadaşlar. İşte. Hava da güzel yine ama çok rüzgarlı. Hazırda fırtına uyarısı verilmişti bugün. Rüzgar günün dönüşünü ve sesine bakın. Öyle bir ses yok, kopup gidecek gibi. Bu ne ya? Acilen. 4x4. Bu ne? Aşkım, çok sağa gidiyorsun, kayarsa. Arkadaşlar özür dileriz. Sizi de buraya sürüklediğimiz için. Bence siz yürüyün kızlar. Biz de yavaş yavaş girelim oraya. Bir bakalım ya, çok çukurlu burası. Bodozla mı gideceğiz? Dur, ben ineceğim. İndim. İndim ve yola bakmaya gidiyorum. Var mı yok mu? Yol mu değil mi bu? Şey bak, aşağı ineceğiz biraz ya, belki kuytu bir yer bulabiliriz. Bura yol herhalde, devam ediyor, daha gidiyor. Nereden? Şu sağdan. Geldik. Yerimizi bulduk. Şu taşın hemen aşağısına obamızı kuruyoruz. Manzaramız da böyle. Manzaram da böyle diyorsun. Böyle. Ne kaldı? Çadırı aldık. Onlarını aldık. Bir şey kalmadı ya. Hadi gidelim. Elif'e şöyle. Evet, doğru, tam karşımıza aldık. Rüzgar da elbet diner diye umut ediyoruz. Başka kamçalar da var. Aslında daha önce gördüğümüz yer biraz daha yukarıda bir yerdeydi. Ama oraya kampçılar gelmişler. Ne yapıyor? Yandan çıksana Elif, nereden çıkmış? Hayır, düşme bak. Rüzgarı biz yiyelim. Rüzgarı biz yiyelim diyorsun. Ben kurasım. Eğer ben burayı kurarsam ateşe çok yakın olacağız, o yüzden. Tam şeye denk geldin. Tezek yakacağız. Dişilerim, orası da yemek alanı olabilir. Burası çadırda. Ateş mi var? Gelmez. Niye buraya koyuyorum? Ben de aldım onu. Öyle düşün. Lan ne üşüyeceksin? -28 uyku tulumum var. Ne üşüyeceksin? Altına yaymayalım. Olur mu? Altına ne yayıyorsun? Baklarım. Yaptığım en zor kamp oldu ya. Ya gerçekten öyle söylenme. Valla. Çünkü kadınlarla zor yani. Hayır işte. Ay sanki bütün kampları erkeklerle yaptın. Hadi. Evet. %45'li var. Kavga edecek bir şeyler sunar.
paraşüt bile burada duruyor. Acım ağacı sökseydin. Bu gece uyku yok demek istiyor arkadaş. Bence öyle. Tamam. Size bir sürprizimiz var. Rahmetli dedesinin de değil mi lan? Berkan. Ya ayarlar çok sıkmayalım. Urgancı dedemin miydi? Ulan Urgancı dedemin kemikleri sızlayacaklar. Baltanın sapını da yakacağız. Berkan bunu çeksene. Urgancı dedemin baltasının sapını atıyorum. Sap gitti. Sap gitti, balta kaldı. He? Ezgi bu kamp hiçbir şey yapmadı. Ne diyor? Ne? Ne dedi? Size bir şey söyleyeyim mi? Burası domuz yatağı ve tam bir hafta önce ayı görülmüş. Ayı, tamam. Yiyeceklerimiz var. Ayı yeriz olsun. Hayır, muzu buraya atarız, kendimiz bu tarafa doğru kaçarız. Ezgi'de muz var gördüm, nar var, kocaman ev. Kafam ayı kadar nar mi getirdik. Yer, ayı her şeyi yiyor. Bal bizi dahil. Ayı gelmeyeceği varsa da gelecek artık. Bu kadar çağırınca. Bu ne ya? Bütün tavuğu ataydınız arkadaşlar. Sebze salatamızı, taze soğanlarını. Oh mis. Morlağanamızı, sirke ve Bertan tuzlu olmuştuk. Bertan çok incesin, üstünü değiştir ve yerlere oturuyor şortuyla. Ya. Salata tarifi verirken Bertan'ın üşümesi nereden aklına geldi? Çünkü tam ben bunu doğrarken yere oturdu. Yani... Tavuklar biraz yanmış olabilir ama lezzeti önemli. Nasıl durum? Ona biraz yağ akıtmaya ne dersiniz tavuklara? Bak atalım. Bunları yersek iyi bize yani. Cabata ekmeği aldım bize. Cabata. Cabat mı? Cabata ekmeği, sucuk ekmek yapmak için. Keşke air fry olsaydı. Kamp sabahından herkese günaydın. Hava durumunun nasıl olduğunu söylememi sanırım gerek yok. Havamız sislerle kaplandı. Dün akşam 11.30-12 gibi işte ateşin başında biraz oturduk. Tam yatmaya hazırlanıyorduk ki bir yağmur başladı. Hiç şaşırmadık niyeyse. Yağmur, gök gürültüsü, şimşekler falan derken İşte bayağı 2-3 saat yağdı herhalde öyle. Sonra durmuş. Herhalde dedik sabah yağmur diner, rüzgar diner. İyi bir sabah uyanırız. Sonra hava çok soğuk. Bütün odunlar ıslak. Şu an Mutlu ateş yakmaya çalışıyor. Ve granit duvar kalktığımızda görünüyordu. Yani şurada granit duvar var. Şu an kaybolmuş durumda. Evet. Bir saatlik mücadele ve sonuç. Aşkım, günaydın demek ister misin? Arkadaşlar burada mahsur kalacak gibiyiz, farkında mısınız? Hiç etrafınıza baktınız mı? Niye? Bir arkana bak, sis nereye kadar geldi? Yanıyor, yanıyor, sönüyor. Tam diyoruz ki bu sefer oldu, yine sönüyor. Bu arada bizim sabah başımıza gelen bir şey daha oldu. Sabah bir kalktım, çadırdan çıkacağım. Ayakkabılarımı giyeceğim. Ayakkabıları da ben çadırın bagajına koydum. Bir baktım ayakkabılar sırılsıklam olmuş. Bagajda nasıl girdiyse. Neyse sonra aldım ayakkabıları, bir şekilde çıkacağım.
Bir baktım Mutlu ayakkabılarını bagaja koymamış. Ayakkabılar bütün gece olduğu gibi bütün yağmurun altında kalmış. Nasıl bir çözüm bulduk? Çorap giydik. Üstüne poşet geçirdik. Buzdolabı poşeti. Üstüne bir daha çorap giydik. Sonra ayakkabılarımızı giydik. Ayakkabılar hala ıslak ama bu şekilde idare ediyor. Zorda kalırsanız bir tavsiye. Elif, geceyi yorumlasana. Şey, güzeldi. Dürüst ol. Tamam, dürüst olun. Biraz soğuktu ve bizim ekipmanlarımız yeterli değildi. İşte biraz şapkamız kaydı. Eşkalden anlaşılacağı üzere. Üşüdük. İşedim sandım. Yoga matım ıslanmıştı. Ama o kadar bilinçsiz yapmamışımdır diye düşündüm. Bertan yarınlar yokmuşçasına uyudu. Benimle göz teması bile kurmadı. Bana asla cevap vermedi. Ödüm koptu, adamıma bir şey oldu diye. Öldü sandın değil mi? Ya, gerçekten. Çarka. Temiz hava çarptı. Ya, ben gece hiç üşümedim aslında. Uyku tulumu ve çadırın içindeki hiç üşümedim. Sadece uyku tulumun dışında kalan ve burnu falan üşüdü. İyi, çünkü uyku tulumu gerçekten bu havalar için yeterli. Ama çadırdan çıktıktan sonra başladı her şey benim için. Şu an üşüyorum. Tekrar girip uyku tulumunun içine girsem gerçekten üşümeyeceğim. Dün gece yağan yağmur. Ha, korktum ben, gök gürültüsü vardı. Karşıdaki manzarayı hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yok. Sırf bu manzara için buraya çadır kurduk ama. Teyzem, konuşmak ister misin? Teyzem. Büyük imkansızlıklarla Urgancı dedemin balta sapı. Evet, bataryalar dondu. Kahvaltı yaptık, toparlandık. Zorlu bir yol vardı, orayı çekemedik. Şimdi Bertan'dan gelmesini bekliyoruz. Bilmezdim, içinden gelecek. Aa, geliyorlar. Aa, geliyorlar bak. Tiplerimiz kaydı, saçlara bak. Cankan gibi oldu. Bu havaya tip mi dayanır? Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizlere desteklerinizi esirgemeyin. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Biz bir inelim bakalım.